Bizzat Lütfü abinin defterinden okuyan arkadaşlardan da dinledim. Bir kardeşimiz varmış. Ciğerleri rahatsızlanmış. Götürmüşler Yedi Kule'ye. Tedavi. Doktorlar demiş ki bunun ciğerleri bitmiş. Yapılacak bir şey yok. Götürün evine, evinde yaşadığı kadar yaşasın. O kardeşimizin de oğlu gelmiş. Efendim böyle babam çok ağır hasta. Ciğerleri bitmiş dedi doktorlar. Yapılacak bir şey yok. Evladım hemen aktardan 250 gram sarı kantaron otu alın. 250 gram. 4 litre suyun içine koyun. 4 litre suyu 2 litre kalıncaya kadar kaynatın. Bir tülbentten süzüp cam kavanoza koyarak bir gece dışarıda ay ışığında bekletin. Ondan sonra buzdolabına koyun. Sabah ve akşam aç karnından yarım çay bardağı içsin. Hemen de üzerine bir şey yemesin. Belli bir müddet geçtikten sonra yemeğini yesin. Bu şekilde 21 gün devam etsin. O kardeşimiz aynı şekilde tarif edildiği şekilde yapmış. 21 gün sonra tekrar doktora götürmüşler. Doktor filmi çekmiş, bakmış. Yok demiş. Bu hasta demiş benim gönderdiğim hasta değil. Siz başka bir hasta getirmişsiniz. Bu hasta o hasta olamaz. O çoktan ölmüş olması lazım. Hayır efendim, o hasta bu hasta. Bu usulle yapılırsa ciğer, mide ülseri ve bağırsak yaraları ve vücuttaki bütün mikrobik hastalıklar, bunun şeyi antibiyotikten çok çok daha tesirli, vücutta ne kadar zararlı mikrop varsa bunları öldürülmüş. Hatta bunu şöyle de yaparlar, çiçeği açtığı zaman çiçeğini toplarlar, bir kavanozun içine koyarlar, üzerine zeytinyağı koyarlar, bir kesik, bir yara olduğu zaman onun üzerine sürdüğün zaman çok kısa zamanda o yarayı da tedavi edermiş. Bu özelliği de varmış. Ama daha ziyade ciğerler için, mide için ve bağırsak yaraları için, hatta sinirsel hastalıklara da iyi gelirmiş. Uykusuzluk gibi, sinir hastalıkları gibi, ne bileyim buna benzer birçok hastalıklara da şifa olduğu söyleniyor. Ama ciğer için Hazretimizin ifadesi, tırnağınızın ucu kadar sağlam yeri kalsa biiznillah kuzu ciğeri gibi tertemiz hale getirir buyurmuş.